Melih Altınok, Kral Faysal'dan Erdoğan'a. One Minute, çıkışının ardından 2010 yılında Kral Faysal ödülünü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Kral Faysal'dan bu yana İsrail'e karşı en sert ekonomik yaptırım kararını açıkladı. Biliyorum, Suudi yönetimi deyince aklınıza pek de iyi şeyler gelmiyor. Haklısınız da, ancak Mekke ve Medine gibi, kutsal toprakların, üzerinde olmasına rağmen ABD'nin bölgedeki en sadık müttefiklerinden olan Suudi Arabistan tarihinde, kral adamlar, da vardı. Ve şüphesiz, Orta Doğu'nun İsrail-Filistin meselesi yüzünden diken üstünde olduğu 1964 yılında Suudi Arabistan'ın tahtına geçen Faysal bin Abdülaziz onlardan biriydi. Kral, İsrail yayılmacılığının durdurulması için taşın altına gerçekten elini sokmuş, ülkesinin yegane gelir kaynağını elleriyle kesmiş, dünyaya petrol ihracatını durdurmuştu. Kral Faysal'ın radikal adımı karşısında ABD'nin darbe yapacağı ülkeleri son kez uyarmak için gönderdiği Henry Kissinger soluğu Riyad'da aldı. Kissinger daha sonra görüşmeyi şöyle anlatacaktı, Kral Faysal oldukça sinirli görünüyordu. Aramızda bir diyalog başlayabilmesi ümidiyle esprili bir dille ona, Uçağımın yakıtı bitti, uçağın deposunu doldurmak için emir verirseniz uluslararası fiyatından ücretini vermeye hazırım, dedim. Kral gülümsemedi ve kafasını yukarıya kaldırarak sert bir şekilde bana şunları söyledi, ben yaşlı bir adamım, ölmeden önceki tek dileğim Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmaktır. Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin, bugün torunları, ABD patentli reformları yapmazsak bu topraklarda tutunamayız, Dese de Kral Faysal şu sözleriyle tarihe geçti. Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk. Yine öyle yaşayabiliriz ancak artık siz petrolsüz yaşayamazsınız. Yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri tamamen keserek omuzladığı yük yalnızca bulunduğumuz coğrafyaya değil Filistin'in yanında duran tüm ülkelere örnek olmalı. Bu arada, Erdoğan'ın net duruşuna rağmen Türkiye'yi İsrail'in bir numaralı destekçisi ilan eden, mücahitler de artık, millet aç, Filistin'le oyalıyorlar, moduna geçebilirler. Demden Kürt valiye, bilinmeyen dil, protokolü görüntüleri izlemişsinizdir. Kürdistan Bölgesel Yönetiminin Erbil Valisi Amit Koşnav, Diyarbakır Belediyesi ziyaretinde demli yöneticilerle tercüman aracılığıyla diyalog kuruyor. Hayırdır? Çoğunluğu Kürtçe bilmeyen vekillerden oluşan meclis kürsüsünde bile Kürtçe konuşmalar yapmayı seven, seçildikleri kentlerde Kürtçe tabelalara teşvik veren demlilerin dili mi tutuldu? Yok mu koca belediyede bir tane Kürtçe bilen adam da telaşla tercüman arıyorsunuz? Eğer Koşnava Barzani'nin adamı diye bilinmeyen dil protokolü uyguluyorsanız o da fena tabii. Trump yanlış ata oynuyor. Daha ziyade küreselci politikalara teşne olan ABD'deki demokrat kamuoyunun, Filistin-İsrail konusunda iyi bir sınav verdiğini sıkça tekrar ediyorum. Kamuoyu araştırmaları, Cumhuriyetçi tabana da haksızlık etmememiz gerektiğini gösteriyor. Örneğin, CNN'in son anketine göre ABD'de 18, 34 yaş arası kişilerin Biden'ın İsrail yanlısı politikasını kabul oranı sadece %19, onaylamayanlar ise %81, peki ABD üniversitelerini sallayan gençlere, antisemitist, damgası yapıştıran Trump ne yapıyor? Önde göründüğü anketler başını mı döndürdü de seçmenleri karşısına alarak ayağına sıkıyor. Merak etmeyin adaları bozamıyoruz. Sosyal medyada Kaş ve hemen karşısındaki Meis Adası'nın fotoğrafları paylaşılıyor. Karşılaştırmanın altındaki yorumlar hep aynı. Herkes İsmet Paşa iyi ki adaları almamış noktasında hemfikir. Yapmayın arkadaşlar, rivayet edilir ki o İsmet Paşa Lozan'dan sonra Kaş'a gidince bu kadar yakın mıymış yahu diye yakınmış. Evet, Kaş çirkin betonarme yapılarıyla göz tırmalarken Meis pırıl pırıl duruyor olabilir. Ne var ki adaları bozma konusunda karadaki kadar mahir değiliz. Büyük adaya, Gökçeada'ya vesaire. Bakın, durum şehirlerimiz kadar kötü değil.